da anlatılmış arkadaşlar örnek de verilmiş. Bakın diyor ki siz herhangi bir sayıyı alacaksınız. 2'den başlayarak asal çarpanlarını yazacaksınız ama 2 çarpanı yoksa mesela bakın 2 üzeri 0 diye yazacaksınız. Ama kesinlikle tabanda bütün asal sayılar 2 3 5 7 11 13 nokta nokta diye yazacak. Var mı? O zaman o üstü. Yoksa 0. Mesela diyelim bir sayı burada verdiği gibi yapayım ben de. 2 mesela böyle. 3 bu. Ama 5 çarpanı yok o zaman 0. Ama kesinlikle böyle tabanları yazacağız. Dolayısıyla diyor sonra bunlarla işte bir kod oluşturuyoruz. Ben de bir kod oluşturayım bakın size. Şöyle olsun. Bakın böyle bir kod. Gördünüz mü? Dolayısıyla programı girilen B sayısının kodu 1, 2, 3, 4 demek 2 üzeri 1. 3 üzeri 2, 3 üzeri, 5 üzeri 3, ve 7 üzeri 4 olur. İşte bu B. Sonra A'ya gelirsek 2 üzeri 1, 3 üzeri 0, 5 üzeri 0 ve 7 üzeri 2. Bu da A. 5 üzeri 0, 3 üzeri 0'ı silelim. O zaman A direkt böyle bir sayıymış arkadaşlar. A kare ne olur buradan? Üstleri 2 ile çarp. 2 üzeri 2, 7 üzeri 4. A kare ile B'yi çarpalım. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 3, 7 üzeri 4. Bunun yanına 6 bölü 25 ekleyeceğiz. 2 çarpı 3 demektir. Bu da 5'in karesi demektir. Buradan 5'in kübü, 5'in karesi 5 üzeri 1 kaldı. 7 üzeri 4, 7 üzeri 4, 7 üzeri 8 oldu. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 4 oldu. Bunları da kapatayım. Bir de 3 üzeri 3 oldu. İşte bu sayıyı hesaplarsak arkadaşlar asal çarpanlarını üstleri bir arttır. 2, 9, 5 ve 4. 10 çarpı 4 40, 40 çarpı 9, 360. Kaç tane asal çarpanı var? 1, 2, 3, 4 tane. Cevabımız 360 eksi 356 oldu. Değişik. A artı b bölü a eşittir c. A bölü 3a eksi b eşittir 2 bölü c verilmiş. Arkadaşlar burada içler dışlar yaptığınız zaman ac eşittir 6a artı b geliyor ve yine bakın ac eşittir. 6a eksi 2b geliyor. O zaman bakın bunlar birbirine eşit. 6a artı b eşittir. 6a eksi 2b'den 6a'lar gitti. 3b eşittir sıfırdan. b sıfır oldu. Herhangi birisini de yerine yazarsak a çarpı c eşittir. 6a gelir. Birbirlerinden farklı olduğuna göre b sıfırsa a'nın sıfıra eşit olma ihtimali yok. O yüzden sadeleştirebiliriz. c'de 6 geldi. Şimdi yerine yazıyorum. c 6. A'yı bilmiyorum sorun değil çünkü B'yi biliyorum 0. Bu yüzden cevabımız 6C şıkkı. Birer asal sayı denmiş. Payda eşitleyelim bakın. B eksi A bölü AB. Asal sayı olduğu için bunlar zaten sıfıra eşit olma ihtimali yok. Sadeleştirelim. B eksi A 11 geldi. İki tane asal sayının farkı tekse bunlardan biri kesinlikle dir, Çünkü bütün asal sayılar iki hariç tektir. İki tane tekim farkı normalde çift olur. Madem burada tek bir sayı gelmiş birisi 2'dir birisi 13'tür diyeceğiz. Burada önemli olan yorum küçük olanın 2 olduğunu görmekte. Böylece b kare yani 169 eksi 4 çarpı 2'den 161 oldu e şıkkı. Uzaklık dediği için mutlak değer yapacağız. m kare eksi 4 m dikdörtgen içinde bakın. Ona olan uzaklığı böyle yazılır. Sonra ikinci dikdörtgenden dolayı bunun da ona olan uzaklığı, bakın bu şekilde m artı 2'ymiş. Şimdi adım adım gidelim. Birincisi burasının pozitif olduğunu kabul edersek, veya sıfır. M kare eksi 4m eksi 10 eksi 10 eşittir. M artı 2 olur. Buradan da m kare eksi 4m eksi 20 eşittir. M artı 2 olabilir ya da m kare eksi 4m Eksi 20 eşittir. Eksi m eksi 2 olur. Şimdi birincisi m kare eksi 5 m eksi 22 eşittir sıfırdan çarpanlarına ayrılmadığı için tam sayı gelmeyecek. İkincisinden de m kare eksi 4 m e, bir de eksi m'yi bu tarafa atarsak eksi 3 m olur. Sonra eksi 18 eşittir 0 olur. Buradan da m eksi 6 ve m artı 3 oldu gördüğünüz gibi. İki tane kök geldi. Yalnız birisi 6, birisi eksi 3. M birden büyük olacak diyordu. Gitti. Sonra arkadaşlar ikinci durum burası negatif olabilir. M kare eksi 4 M. Eksi 10 eksiyle çarpılıp çıkar böyle. Burası da eksi 10 olduğu için gider. 4 M eksi M kare. Mutlak değer içinde M artı 2. Buradan da 4M eksi M kare eşittir M artı 2'den e, hepsini sağ tarafa atarsak m kare eksi 3m artı 2 eşittir 0. m eksi 2 ve m eksi 1 eşittir 0'dan m 1 olamaz 1'den büyük diyordu. m 1 de 2 geldi. İkinci sayıyı da elde ettik. Sonra bir de son olarak 4m eksi m kare eksi m eksi 2'ye eşit olursa çünkü bakın artılısını yaptık bir de içini eksi m eksi 2 olabilir. m kare ee, r eksi 5 m eksi 2 eşittir. da çarpanlarına ayrılmadığı için tam sayı gelmeyecek. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Arkadaşlar burada 3 bölü 2 karesini alalım. Önce bir b'ye bakalım. 9 bölü 4 karesini aldım b karesini aldım. 49 bölü 9 böylece şurayı daha kolay görürüz. Ne olacak o zaman? 9 bölü 4 ile 49 bölü 4 arasında bu iki küsür bir sayı o zaman en az 3 olur. Sonra 4 olur. 49 bölü 5 de şey 49 bölü 9 da 5 küsür bir sayı. O zaman 3, 4, 5 olabilir B. B'yi hallettik. Şimdi gelelim A'ya. Küp kök A küçüktür 3 bölü 2 ise A 27 bölü 8'den küçük olur. Böylece arkadaşlar 27 bölü 8 yaklaşık olarak ne yapar? Ee, 3 küsür bir sayı. O zaman A buradan 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir pozitif dediği için daha da başka tam sayı olmayacak. Buna göre arkadaşlar A noktası A noktası ikililerden oluşuyor A B diye. Burada A'nın alabileceği 3 değer var. B'nin alabileceği 3 değer var. 3 üç çarpı 3'ten toplam 9 tane değer E şıkkı. Bu arada neden çarpıyorum? Bunu şöyle düşünün. 2 kutu. Birinci kutuya koyabileceğim 3 sayı var. ikinci kutuya koyabileceğim 3 sayı var. Toplam 9 durum vardır manasında. Önce şöyle bir örnek vererek başlayayım arkadaşlar. Mesela x kare artı 4 x artı 4 denkleminin kökü x eşittir eksi 2 ise a kare artı 4 a artı 4 denkleminin kökü farklı olur mu? Hayır yine kökü aynı gelir. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Şimdi ben buraya t dersem buraya da t dersem t kare artı mt eksi n eşittir. Hay, gerçi t demeyeyim şimdi kafanız karışmasın a diyeyim. A kare artı m çarpı a eksi n eşittir 0 dersen yine arkadaşlar bu denklem kökü t geliyor. Diğer kökü de t artı 2 geliyor demektir. Aynı şu anlattığım mantıktan dolayı katsayıların değişkenlerin daha doğrusu harflerini değiştirince o denklemin kökü değişmez. ister x de ister a de ister k de. Dolayısıyla bu denklemin kökleri t ve t artı 2 oldu. Artık a dediğim ne? Mutlak x eksi 4. Eksi 3 eşittir t diyeceğim. Buradan da mutlak x eksi 4 eşittir t artı 3. Buradan x eksi 4 arkadaşlar t artı 3 olabilir. X t artı 7 gelir. X eksi 4 eşittir t eksi t eksi 3 olur. X de buradan eksi t artı 1 gelir. İki tane bakın köp buradan geldi. Sonra e, bir de t artı 2 olacak. Yani mutlak içinde x eksi 4 eksi 3 t artı 2 eşit olabilir. Buradan x eksi 4 eşittir t artı 5 olacağı için mutlak değer içi ya t artı 5'tir. Buradan t artı 9 olur. Ya da arkadaşlar eksi t eksi 5'tir. Buradan da eksi t eksi 1 olacaktır. Buna göre kökler toplamına bakalım neler geldi. t artı 7 eksi t artı 1 eksi t eksi 1 ve t artı 9. T'ler birbirini götürdü. 16 oldu D şıkkı. Arkadaşlar burada toplam 15 bölme olduğuna göre şurası da 7 bölme olduğuna göre 15 bölmenin 7 bölmelik kısmı x kareye eşit. Sonra burası bakın 2a bölü 5, 15. 15 bölmenin 2 birimlik kısmı doldurulmuş. Burada da 16 birim 8 parçaysa 3 parça 6 birim olur. Ve x artı 6 da 2a bölü 15 artı 6'ya eşit. Şimdi 6'lar gitti. Buradan o zaman x gördüğüm yere 2a bölü 15'i yazarsam x'in karesi de 4a kare bölü 225 olacak. Bunlar sadeleşecek. 15 a'lardan bir tanesi gider. Sadeleşir çünkü sıfıra eşit olamaz. 7a eşittir. 4a bölü 15 oldu. İçler dışlar çarpımından 105 bölü 4 eşittir. A oldu. E şıkkı. P eksi x olur. Bu da bu fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu söyler bize. Böylece arkadaşlar derecesi 2 olan çift fonksiyon nasıl yazılır? Y eşittir. Daha doğrusu polinom diyelim. Y eşittir. A kare artı b. Tek dereceli terim olmayacak. Şimdi burada bir de 2 x eksi 2 ile bölümünden kalan sıfırsa x yerine 1 yazdığımızda 1 eksi 1 artı 1'den P1 eşittir 24 oldu. Burada bu polinomun kökleri eksi 3 eksi 1 3 4 5'ten 2 tanesi veya 1 tanesi artık orada nasıl anlayacağız onu? Sonuçta burada 5 tane kök var. İkinci derece denklemin 5 tane kökü olamaz arkadaşlar. En fazla 2 tanesi olacak. Bunların hangisi bunun kökü hangisi değil. Yanlıştan başlayayım. Diyelim 4 ve 5'i seçtiniz. 16A artı B eşittir. 25A artı B olacağı için B'ler gider. A eşittir 0 gelir. O zaman arkadaşlar derecesi 2 olan polinom olmaz. Bir anda polinom 0. dereceden düşer. Çelişki oldu. Demek ki polinomun arkadaşlar kökleri 4 ve 5 değil. Aynı şekilde eksi 1 ile de herhangi bir 4'ü veya 5'i alsanız yine aynı şey olur. Çünkü burada mevzu ne biliyor musunuz? Eksi 3 ve 3 bunun kökleri olacak. Yoksa öbür tarafta Öbür durumda arkadaşlar her türlü denklemin sıfıra eşit olması için köklerin o yüzden birbirine eşitledim. Böylece a'lar hep sıfır gelir ama şurada bak eksi 3 verirseniz 9a artı b de sıfır. 3 verirseniz 9a artı b de sıfır. Böylece a sıfır olmamış oluyor. Ve normal p1'in de 24 olduğunu demin bulduk ya yerine yazdığımız zaman a artı b eşittir. 24 oldu. Taraf tarafa çıkardığım zaman a eşittir eksi 3 geldi. Buradan a eksi 3 ise b de arkadaşlar kaç geliyor? Yerine yazdığımız zaman 27. Demek ki y eşittir eksi 3 x kare artı 27 denklemiymiş bu. Bizden ama zaten p kare x polinomunun baş kat sayısını soruyor. O zaman her iki tarafın karesini aldığımız zaman bu denklem ne ile başlayacak? 9 x üzeri 4 ile başlayacak d şıkkı. Şimdi bu doğrunun eğimi bakın tanjant alfa 1 olduğu için y eşittir x ile başlar. Bir de y eksenini kestiği noktadan dolayı y eşittir x artı 2 olur. Çünkü bir doğrunun denklemi y eşittir m artı nedir? Buradan eğim buluruz. Sonra y eksenini kestiği nokta için x'e 0 veririz. Direkt bakın y eşittir n'ye gelir bundan dolayı. Şimdi gelelim ikincisine. Bunlarda çünkü biraz hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa vakit kaybı olur. Y eşittir x artı 3 de bunun denklemi çünkü yine doğrunun eğim bakın 1. Sonra şurada yine tanjant alfası bulun 1 ama bu sefer sola yatık. Eksi 1 y eşittir. Eksi x artı 1 olacak. Son olarak bu da bakın y eşittir. Eksi x artı 2. Bu polinomun px, rx, bx ve qx polinomlarıyla kalanı hep aynıymış ve 6'ymış. O zaman bu polinomun bir baş katsayısı a olmak üzere x artı 2 x artı 3, 1 eksi x ve 2 eksi x ile bölümünden kalan hep 6 ise işte görüntü budur arkadaşlar. mx eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı demek x yerine 1 yaz demek. Böylece m0 30'muş arkadaşlar. Her zaman katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyoruz. O zaman m0 oluyor. mx polinomunda m0 yapmak için 0 vereceğiz tabii ki. a çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 2, 6 eşittir 30. Buradan da 4 kere 3, 12 A eşittir 24. A 2 arkadaşlar. A 2 olduğuna göre şöyle polinomda yerine yazalım. Bizden mx polinomunun x 3 ile bölümünden kalanı istemiş. Yani x yerine 3 yazarsak m 3 soruluyor arkadaşlar. Gidelim yerine yazalım artık. m 3 eşittir. 2 çarpı 3 artı 2'den 5. 3 artı 3'ten 6. 1 eksi 3'ten eksi 2 ve 2 eksi 3'ten eksi 1. Buradan da 6 kere bir de 6'yı unutmayalım tabi. 6 çarpı 5 30. 30 çarpı 4 120. 126 oldu D şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi gördüğünüz gibi şöyle A, A, A dersek. Uzun kenar 3A oluyor. Burası da A geliyor. Böylece 3A'ya 4A. Yani bunun Tepe noktasının apsisi 3A ise ordinatı eksi 4A şeklinde. Birisi diğerinin 4 bölü 3 katı ama işaretlerde ters işaretli olacak. O zaman buna bir bakalım. Tepe noktasının apsisi eksi B bölü 2A'dan 3 yerine yazarsak eksi 9 artı 27 eksi 13. Buradan da eksi 10. eee şurayı bir düzelteyim 27 yazmışım yazıkla. 18 olacak. E, 18 Eksi 22, eksi 4 oldu. Bakın 3'e eksi 4, evet bu kurala uyuyor. 3 bölü 4 oran var, bir de ters işaretli. 2'ye geldiğimiz zaman tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan 6 bölü 4, 3 bölü 2 oluyor. Buradan da eksi 2 çarpı 9 bölü 4 artı 6 çarpı 3 bölü 2 artı 4. Yani eksi 9 bölü 2 artı e, 9 artı 4. 13 çarpı 2 26. 26'dan 9 çıkarsa 17 bölü 2 oldu. Kurala uymadı arkadaşlar. Geliyoruz 3. diye. Üçüncü de tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a'dan 12 bölü 8 3 bölü 2. Yerine yazıyorum şimdi. Eksi 4 çarpı 9 bölü 4 artı 12 çarpı 3 bölü 2 eksi 11. Burada 4'ler sadeleşti. Eksi 9 bunlar gitti. 18 eksi 11 oldu. 18'den de 20'yi çıkarırsak eksi 2. Eksi 2 de 3 bölü 2'nin yine eksi 3 bölü 4 katı olacağı için 4 bölü 3 katı olacağı için pardon. Dolayısıyla yine bu da şartı sağlıyor. 1, 3, E şıkkı. denemenin şöyle bir olumlu tarafı var arkadaşlar. Şimdi siz konuları iyi biliyor olabilirsiniz. Ama böyle ufak tefek yorumlarla size bazı bilgileri hatırlatıyor hem de o bilgileri yorumlamanızı istiyor. Şimdi çok basit bir durum aslında. Bir parabol x eksenine teğetse ya böyle kolları yukarı doğrudur ya da aşağı doğrudur tamam mı? Şimdi burada böyle bir parabol düşünelim. Şimdi px eksi 3 küçük eşit 0 diyor ya o zaman hemen parabolü önce bir burası n olsun. 3 birim sağa kaydırdım n artı 3 oldu. Yine şöyle bir para olduğunu düşünelim. Yine 3 birim sağa kaydıralım. Yine ne artı 3 oldu? Kolları aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Nasıl anlayacaksınız? İşte normalde bir polinomun küçük eşit sıfır olması için çözüm kümesi sadece 5 elemanıysa o zaman bu polinom kolları yukarı olan bir polinomdur. Veya parabol artık ikisi de aynı şey ikinci dereceden dediği için zaten. Ve sadece bakın teğet olduğu yerde sıfıra eşit olacağı için geri kalan her yerde bu sıfırdan büyüktür. Bu yüzden işte burada n artı 3 5'miş. Kollar aşağı doğru değilmiş. Yoksa 5 dahil her yerde negatif olurdu. Şunu derdi yani. Reel sayılar derdi. Reel sayılar değil. Sadece 5 noktasıysa geri kalan her yerde pozitif demek istiyor sana. Dolayısıyla buradan n eşittir 2. Demek ki bu parabol 2'ye 0 noktasında t etmiş. Baş kat sayısına a diyelim. x eksi 2 karesi eşittir y diyeceğiz. K neden yok? Çünkü tepe noktasının ordinatı 0. Böylece eksi 1'e 27 üstündeymiş parabolün. Yaz yerine eksi 3'ün karesi eşittir. 27 oldu. A da buradan 3 oldu. Demek ki parabol 3 x eksi 2'nin karesi eşittir y. P 0 soruluyor. 3 çarpı 4 eşittir. 12 oldu C şıkkı güzel bir soru. soruda böyle bir görüntü var ve insan Allah Allah ne yapacağım falan diyor ilk etapta. Ama hiç öyle düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Siz sorulara başlarken bakın bu hani sınavda da Özlem'in yaptığı bir taktik gibi oluyor. Böyle bir korkutuculuk oluyor, korkutuculuk oluyor soruda. Ama yorum yaptığınızda kendi bilgilerinizi konuşturduğunuzda aslında büyük bir sıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Normal ayırın yani korkmadan çarpanlarına şöyle ayırdıktan sonra kökleri bir tabloya yazın bakalım. Burada köklerimiz neler? Eksi 1, 0, 1, 5 ve 6. Burada x eksi 1, x eksi 1 olduğu için bir çift katlı unutmayalım. Baş kat sayı zaten artı, artı ve artı olduğundan artı ile başla. Eksi, artı. Burası çift kat kök. Bir de artı, eksi, artı. Zaten arkadaşlar gerçekten gösterdiği gibi Eksi 1'den sonra bakın sonsuza doğru gidiyor. Yine 6'dan sonra bu normal devam edecek bir yerden böyle devam edecek sonsuza doğru. Sonra bakın 5 ile 6 arasında negatif. Eksi 1 ile 0 arasında negatif. Dolayısıyla bu fonksiyonun bana x eksinin altında kalan kısmının en geniş tanım kümesi demek x eksinin altında kalan kısmının çözüm kümesini bul diyor. O da zaten negatif olduğu yerler B şıkkı. Burada Kazım, Nihal ve Cesura odaklanırsanız Metin'in yanına gelmesinler diye işin içinden çıkamazsınız. Nitekim öyle olmuştur. Düşünmemiz gereken olay şu: Metin herhangi bir yere geldiği zaman bunu bir nevi diğerlerinin adı neydi? Ece ve Berk. Ece ve Berk koruması lazım yani Ece ve Berk bunun etrafında olacak ki böylece diğerleri yanına gelmesin. Bu birinci durum. İkinci durum Metin en başa atarsınız. Bunun yanına Ece'yi verirsiniz ya da Metin'i en sona atarsınız Ece'yi verirsiniz yanına. Ya da üçüncü durum Metin'i e, en sola atarsınız yanına Berk'i koyarsınız yine Berk'i buraya koyarsınız Metin'i buraya koyarsınız. İşte bunların toplamı arkadaşlar aslında olay. Böylece eğer Ece ve Berk Metin'i arasına alırsa EMB şeklinde bunlar 3 kişi olur. Geriye kalan C, K, N insanları bunlar paket halinde bir arada. 3 kişi de bunlar. 3 kişi burası. 1 paket burası toplam 4 paket gibi. 4 faktöriyel. Bir de E ve B kendi içinde yer değiştirir. Böylece metini aralarına alarak diğerlerini yanına yaklaştırmamış olurlar. İkinci durumda ise metini en sola attığınız zaman e, bunun yanına da Ece'yi verdiğinizde geriye 4 kişi kalır. Bunlar istediği gibi 4 faktöriyel dizilir. Aynı zamanda Metinle Ece'yi en sona EM diye de atabiliriz. İki durum var arkadaşlar. Aynı durum Metin Berk ve Berk Metin şeklinde de 4 faktöriyel çarpı 2 olacak arkadaşlar. Şurada örnek bir görüntü onu da yapalım. Bakın diğerleri C, K, B ve E diğeri de neydi? Nihal. Böyle yerleşebilir. Ya da Berk ve Metin'in olduğu bakın geri kalan kişiler de E, C, K, N şeklinde böyle yerleşebilir. O yüzden 4 faktöriyel çarpı 2, 4 faktöriyel çarpı 2 burası da zaten yine aynı şekilde. Sayısal olarak aynılar ama tabii ki burada bakın bu aralarını aldıkları, bu Metin'in başta veya sonda olduğu, bu da yine Metin'in başta veya sonda olduğu toplam durum sayısı 144 E şıkkı. Arkadaşlar renklerle hangi noktaların eşit uzaklıkta olduğunu görelim. İki tane nokta seçeceğiz sonuçta. Şimdi bakın şu yeşiller A'ya eşit uzaklıkta. O zaman bunlardan ikisini seçebilirim. Artı. Sonra şöyle alayım kırmızıyı. Bakın şuralar kök 5 birim olacağı için 2 birim 1 bir birim dersek kök 5 birim olur. Dolayısıyla bu, bu ve bu 3 nokta A noktasına eşit uzaklıkta. Bunlardan iki tanesini seçebilirim veya şöyle bakın köşelerden direkt şu maviler eşit olabilir. İkinli kilisi. Son durumda bir tane daha renk alayım. Bir de arkadaşlar bu iki köşe bakın gördüğünüz gibi A köşesine eşit uzaklıkta. Böylece aşağısı zaten 9'un ikilisi. 6 bölü 36 oldu. 1 bölü 6 C şık fix ne demek arkadaşlar? Grafiğin altın e, x eksenine göre simetriğini almak demektir. Dolayısıyla x eksenine göre simetriğini aldığımız zaman bakın fonksiyon şöyle bir fonksiyona dönecek. Burası 4, burası 0, burası yine eksi 4. Şurası eksi 6. Yine burası da arkadaşlar a. Ancak kö, 4. dereceden kök olduğu için 0 ve 0'dan büyük yerleri almalıyız. Dolayısıyla buranın geniş tanım kümesi ne geldi? Eksi 4 kapalı aralık 0 birleşim 4 kapalı aralık a. Bu aralıkta fonksiyon pozitif oldu arkadaşlar. Pozitif veya sıfır olduğu için kök dışına çıkabilir. Ona dikkat etmeliyiz payda. Payda ise bir birim sağa attığımız zaman eksi 3'ten geçir artık kök. Diğer kök 1'den geçer. Diğer kök de 5'ten geçer. Yerisinin çok bir önemi yok arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Zaten paydayı sıfır yapan değer bizim için tanımsızlık olacak. Geri kalan her noktada fonksiyon zaten gördüğünüz gibi polinom olduğu için. E, polinom diyelim buna çünkü herhangi bir yerde sıkıntısı yok. Herhangi bir yerde sıkıntısı olmadığı için, tanımsızlık olmadığı için, içi boş olmadığı için sadece paydayı sıfır yapan değerler tanımsızdır. Böylece bu aralıkta eksi 6 artık kaydırdığımız zaman eksi 5 olacak değil mi o? Uç noktası eksi 5'e kaydı. Uç noktası a artı 1'e kaydı. Eksi 5 a artı 1'den arkadaşlar nereye kadar tanımlı? Ee, burada çıkaracağımız noktalar eksi 3, 1 ve 5. Bunları çıkarırsak arkadaşlar fonksiyon her noktada tanımlı oluyor. O zaman bu ikisinin kesişimi ne geldi? En geniş tanım kümesinde kesişimini almamız lazım ikisini de sağlaması için. Eksi 4'ten 0'a kadar birleşim 4'ten aya kadar ama eksi 3, 1 ve 5'i çıkarmalıyım. Şimdi buradan o zaman toplayacağımız zaman eksi 4 alırız, eksi 3 alamam, eksi 2, eksi 1, 0. Şu aralıktan arkadaşlar 4'ü alabiliriz, ee, 5'i gideceğiz işte, 5'i alamayacağız, 6'yı alacağım, 7'yi alacağım. Nokta nokta böyle gideceğim, tamam mı? Şimdi yalnız şuna dikkat edelim. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6, eksi 1 daha, eksi 7. Şimdi eksi 7'ye ne eklemeliyim ki sağlayan değerlerin toplamı 18 olsun. Şimdi 4 ekledim eksi 3 oldu. 6 daha ekledim 3 oldu. 7 daha ekledim 10 oldu. 8 daha eklersem 18 oldu. Demek ki arkadaşlar işte burada A'nın alacağı değer 8'miş. Eksi 4 ile 0 aralığı birleşim 4 ile 8 aralığı. Eksi 3, 1 ve 5'i çıkarınca toplamları 18 olmuş. Yani D şıkkı. 2 noktasında kesen ve x eksenini bilmediğimiz noktalarda kesen doğrular arkadaşlar. Bunların alanları terimleri veriyormuş. Mesela A1 2 çarpı 1 bölü 2'den 1'e eşit. A4 ise 2 çarpı m bölü 2'den m'ye eşit. E, bilmiyoruz mesela A6 nedir şey A10 diyelim tamam mı? O da 2 çarpı T bölü 2'den T olacak. Ama bunlar sonuçta bir aritmetik dizi oluşturuyor. Ona dikkat edelim. O yüzden A4'ü A1 cinsinden böyle yazarım hemen. Normal standart aritmetik dizi formülü AK eşittir. AN artı D çarpı N eksi K'ydı. O yüzden arkadaşlar burada da 4 ile 1'in arasındaki fark 3. Bu yüzden 3 ile D'yi çarptım tamam mı? D ortak fark. E A1 zaten 1. Demek ki A4 mesela 1 artı 3 d eşit arkadaşlar. Tamam mı? A6'ya gelelim mesela. Burada A4 ile işim yok ama A6 ile işim var. A6 1 artı 5 d eşit. Aynı zamanda A2 neye eşit? 1 artı D'ye eşit. A6 da 1 artı D'nin karesine eşit demiş bakın. Böylece 1 artı 5 d 1 artı D kare artı 2 d Sol tarafı sağ tarafa atarsam D kare eksi 3 D eşittir 0. Aritmetik dizi olduğu için ve artarak gittiği için D 0 olamaz. D o zaman 3 oldu. D 3 olduğuna göre A 7 eşittir. A 1 artı 6 D. A 7 eşittir. 1 artı 6 çarpı 3'ten 19 arkadaşlar D şıkkı. Birincisi bir kere arkadaşlar 16 eksi x karenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. İkincisi burada e, 5 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar 1 eşit değildir. Log 2 5 eksi x demeliyiz. Çünkü payda sıfır olursa o da tanımsız olur. O yüzden 2'yi öbür tarafa atarsak 2 üzeri 1. 5 eksi x x buradan 3'e eşit olmamalı. Bu da kenarda durmalı. Buna göre 16 eksi x kare büyüktür 0 dediğimiz zaman 4 eksi x çarpı 4 artı x. Ve aynı zamanda 5 eksi x büyüktür 0. Bunun tablosunu yaptığımız zaman eksi 4 sonra 4 sonra 5. Şimdi birinci eşitsizlik eksi ile başlayacak. Kökler eksi 4 ve 4 olduğu için bakın burada sağlanır. İkincisi de 5 eksi x büyüktür 0. O da eksi ile başlayacak. Kökümüz burası artı 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 olacak. İkisinin de sağlandığı yer eksi 4 ile 4 arası oldu bakın. Birinci eşitsizlik bu. ikinci eşitsizlik bu. Buna göre eksi 4 ile 4 aralığı ancak ne demiştik? X 3'e eşit olmamalı. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Adım adım gidelim. 0 olması için içinin 1 olması lazım. Bakın log 5'e göre bakıyorum. En dıştan şurasının 1 olması lazım. Sonra 1 eşittir, eksi log 3, 1 bölü kök elen x demiş. Şimdi burada o zaman her iki tarafı eksiyle çarparsak eksi 1 olur. Log 3'ü bu tarafa atarsak 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 eşittir, 1 bölü kök elen x olur. Buradan da zaten paylar aynı. 3 eşittir kök elen x. 9 eşittir ln x. ln öbür tarafa e olarak geçer taban olarak. e üzeri 9 eşittir x oldu. e şıkkı. ln kare x artı 2 ln kare y. 3 ln x çarpı 3 elen ln y var. Her iki tarafı ln x çarpı ln y'ye bölersen bakın. Biraz şu şeyden ilham alıyorum. Hani a artı b böyle a çarpı b sorularında böyle yaparız. Sonra bunlar gider a bölü b, b bölü a olur ya, onun gibi bir şey. Böylece bakın, elen kare x, elen x çarpı elen y artı 2 elen kare y, elen x çarpı elen y eşittir 3 oldu. Şimdi burada da bunlar sadeleşince elen x bölü elen y artı 2 elen y bölü elen x eşittir 3. Şuna şimdi k dersem, k artı 2 bölü k eşittir 3 oldu. Payda eşitliyorum. k kare artı 2 eşittir 3k. k kare eksi 3k artı 2 eşittir 0. Ve k eksi 2 k eksi 1 eşittir 0. k 2 olabilir k 1 olabilir. Bu ne demek? ln x bölü ln y yani tabanlar aynıysa alttakini taban kabul et üsttekini sayı. Böyle yapıyorduk bir de. Bu arkadaşlar 2'ye eşit olabilir. Veya ln x bölü ln y yani yine aynı şekilde logaritma y tabanında x 1 olabilir. Şimdi logaritma x tabanında y ters çevirirsek burayı logaritma x tabanında y 1 bölü 2'dir. Neden? Hatırlayalım. Logaritma a tabanında b x ise logaritma b tabanında a 1 bölü x'ti arkadaşlar. Bu da kenarda dursun. Böylece logaritma x tabanında y 1 bölü 2 olabilir ya da logaritma x tabanında y 1 olabilir. Şıklarda 1 bölü 2 var. A şıkkı. Arkadaşlar burada şu yanlışlıkla f x 0 olmuş. Şurası x olacak. Onu bir düzeltelim. Şimdi f bileşke f bileşke f, ye, f ye, x x x 0'a giderken limitin olduğu bir nokta olması gerektiği için arkadaşlar şeye dikkat etmemiz lazım. Eksi 1 noktasında limit yok. E madem bu limit 1 reel sayıya eşit. O zaman bizim de ona göre hareket etmemiz lazım ve x eşit değildir. Eksi 1 hariç her noktada bu fonksiyon limiti var. Şurada sabit bir limit var. x büyüktür eksi 1 için limit hep 2 geliyor. x küçüktür eksi 1 için limit hep eksi 1 geliyor. O yüzden burada bileşke fonksiyon 50 tane de olsa aynı şey olur. Bakın şimdi örnek limit x 2'ye giderken diyelim tamam mı? f bileşke f bileşke fx. Zaten arkadaşlar limit x 2'ye giderken kaça eşit? 2'ye eşit. Artık sabit fonksiyon olduğu için bu f bileşke f 2'ye dönecek. f 2 de 2 olduğu için f içinde f 2 2 olacak. Bir daha 2 olacak. Gördüğünüz gibi kaç tane bileşke olursa olsun böyle oluyor. Ya da limit x -4'e giderken f bileşke f bileşke, f bileşke X'de zaten f -4 bakın Limit de eksi 2 olduğu için burası eksi 2 olacak. Artık f bileşke f eksi 2 olur. Bir daha f eksi 2 eksi 2 eşit olduğundan bakın cevabımız eksi 2 gelir. Yani eksi 1'den büyük değerler için sonuç olarak demin dediğim gibi 2 olur. Eksi 1'den küçük değerler için de limitimiz eksi 2 olur. Onu düzelteyim demin yanlışlıkla eksi 2 yazmışım. Şimdi buna göre o zaman arkadaşlar ikisinin eşit çıkması için gm'nin ya 2'ye ya da eksi 2'ye eşit olması lazım. GM'nin 2'ye eşit olduğu yerler kaç tane? 1, 2 tane. 2 tane oradan geliyor. Yani bir tanesi 1, bir, bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. G1'de ve G3'de 2'ye eşit. Bir de neye eşit olabilir fonksiyon? Eksi 2'ye. Eksi 2'ye eşit olduğu tek yer var. O da x eşittir. Eksi 1 için. Böylece alacağı değerler toplamı 3 oldu. B şıkkı. Arkadaşlar iki fonksiyonun farkı sürekli ise bunlar ayrı ayrı sürekli olmak zorunda değil. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bazen bu karıştırılıyor. Ee, kural olarak da konuda şöyle anlatıyoruz zaten İki fonksiyon sürekli ise toplamları, çarpımları, farkları, bölümleri süreklidir. Ancak iki fonksiyonun işlemleri sürekli ise kendileri sürekli olmak zorunda değil. O yüzden bir soruya şuradan başlayalım bakın. Farkları sürekli oldu diye. Bunlar ayrı ayrı süreklidir. Sonra da çarpımları süreklidir diyemeyiz. Bunu bilemeyiz en azından. Yazayım bakın buraya. F ve G sürekli ise F artı G, F eksi G, F çarpı G ve tabii ki payda sıfır olmamak şartıyla bunlar süreklidir. Ama tersi doğru değildir. O yüzden F eksi G sürekli ise bunu bilemeyiz. İkinci öncüle geldiğimiz zaman 4 artı ve x eksi 1. Bakın aslında bu şu demektir. Bunun yerine şunu yazabilirsiniz. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken gx. Çünkü bu fonksiyon bir birim sağa ötelendiyse eski hali aslında 4 artı değil de 3 artı demektir. Bunu yerine yazarak da anlayabilirsiniz. 4.1 yazın mesela uyduruktan. 3.1 olur. Hakikaten bu 3'e sağdan yaklaşmak demek. O zaman limit x 3'e sağdan yaklaşırken gx ile aynı şey olarak da düşünelim. Bunu niye söyledim? Şimdi ben uzunca limiti yazmamak için şöyle yazacağım: g 3 artı f 3 artı bunun sağdan yaklaştığını anlayın böyle. Sonra diğerine geldiğim zaman f 3 eşittir ee, yine g 3'e sağdan yaklaşırken yerine bunu yazacağım. Bakın arkadaşlar, şu f 3'ü sola atarsak f 3 artı eksi f 3. Öbür tarafa attığım zaman daha doğrusu şey atayım g 3e e atayım. F3 eksi G3 artı öbür tarafa attığımda F3 eksi G3. Zaten biz ne söylüyoruz? Soruda F eksi G sürekli. Çünkü payda sürekli olmalı ki fonksiyon sürekli olsun. F eksi G sürekli ne demektir? F eksi G'ye sağdan da yaklaştığınızda, F eksi G'ye soldan da yaklaştığınızda o noktadaki fonksiyonun farklarının değerine eşit olacak demektir. Gerçekten sağdan fark aldığınızda, soldan fark aldığınızda ve fonksiyonların farkını aldığınızda eşit olmalı. Bu süreklilik tanımı gereği doğru. Gelelim birinci öncüle. En az bir noktada kesişir. Kesinlikle yanlış çünkü fonksiyonlar bir noktada kesişirse bakın bu şekilde y değerleri aynı olur. O zaman y değerleri aynı olursa payda arkadaşlar f eksi g sıfır olacağı için tanımsız olur. 1 bölü sıfır tanımsızdır. O zaman bir noktada mesela süreksiz olurlar. Hatta burada en az bir nokta dediği için en az bir noktada süreksiz olurlar payda sıfıra eşit olduğundan dolayı cevabımız bu yüzden B. Arkadaşlar reel sayılarda tanımlı olan fonksiyonların birebir örtenliğini anlamak için benim size tavsiyem grafiği çizin. Zaten y eşittir x kare grafiği kolay bir grafik. Bunun sol tarafını alacağız çünkü x küçüktür sıfır için demiş. y eşittir x artı 2 grafiği de çok kolay. x'e sıfır ver y'si 2'den geçiyor. Y'ye sıfır ver x eksi 2'den geçiyor ama sıfırdan büyük değerler alacağım için. içi dolu sıfırdan itibaren böyle bir grafik. Şimdi bu grafikte arkadaşlar şunu görüyoruz. Yatay doğrular çizdiğiniz zaman gerçekten hepsi pozitif gerçek sayılara tanımlı değil mi bu değerlerin? Y'lerin hepsine bakın gidiyor. O yüzden bu fonksiyon örtendir. Örten ne demekti? Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak ya da diğer bir deyişle değer kümesi görüntü kümesine eşit olacak. Bak bunun görüntü kümesi pozitif reel sayılar çünkü şurasının içi boş. Değer kümesi pozitif reel sayılar. O zaman madem değer kümesi görüntü kümesine eşit o zaman bu kesinlikle doğru. Birebir fonksiyon mu? Hayır. Bir fonksiyon birebir olmaz arkadaşlar. Bakın şuralarda fonksiyon hep iki noktada kesiliyor. O yüzden şu aralıkta fonksiyon birebirliği bozuluyor. İki nokta aynı yere gitmiş. Bakın hem eksi iki mesela. 2'ye gitmiş gibi düşünün. Hem eksi 2 demeyeyim de uyduruk bir değer düşünelim. Hem bu 2'ye gitmiş gibi hem şuradaki 0 2'ye gitmiş gibi ya da şuradaki 1 değeri şuradaki eksi 2,5 değeri hep y olarak şu aralıkta aynı yere gitmiş. Bu yüzden fonksiyon birebir değil. Her x gerçek sayısı için süreklidir. Hayır. Bakın 0 noktasında kopma var. Limit hatta şöyle yazayım. Kısaca f0 eksi 0 iken f0 artı 2'ye eşit. Limitler birbirine eşit değil. O noktadaki fonksiyon değerine de eşit değil. Bu yüzden cevabımız yalnız 2b şıkkı. Uzun türev almamak için şunu bence fark etmek gerekiyor. Zaten o yüzden çözüm yapıyoruz. Bakın bu x kare eksi x'in parantez karesi gerçekten açın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. O zaman f x kare eksi x eşittir x kare eksi x'in parantez karesi artı 2. O zaman bunun yerine artık şunu diyebiliriz. İçerine girerse girsin karesinin iki fazlası çıkmış. Böylece fx eşittir. x kare artı 2'dir. İşimiz rahatladı. f bileşik fx burada türev alacağımız zaman ne demekti? f türev f x. Sonra çarpı f türev x. Önce dışının türevi sonra içinin türevi x yerine 1 yazdığımız zaman f türev f1 çarpı f türev 1 diyeceğiz. Şimdi f1 kaça eşit arkadaşlar? Artık bakalım 1 artı 2'den 3'e eşit. f türev x neye eşit peki? 2x. O zaman f türev f1. f1'i 3 bulduk. f türev x de 2x olduğu için burası 2 çarpı 3. Burayı hallettik. Çarpı f türev 1 ne demektir? 2 çarpı 1'den 2 demektir. Böylece 4 çarpı 3 12 olur B şıkkı. Normalde uzun uzun tabi anlatmamak lazım. Sonuçta deneme çözüyorsunuz arkadaşlar ve bir öğrenci deneme çözüyorsa büyük ihtimal büyük eksiklerini bitirmiş demektir. Yani öyle olmasını isteriz ama bu tarz soruları çok karıştırdığınız için bir ben size ufaktan bir bilgi vereyim. Birincisi limitin e, türevin daha doğrusu limit tanımını lütfen bilin. MEP kitaplarında bayağı bir ayrıntılı olarak verilmiş. Bu sizin için önemli. Bakın türevin limit tanımı şudur. Limit f x artı h eksi f x bölü x artı h eksi x. Limit x h'a giderken f türev x'tir. Bunu bilmek gerekiyor. Bir de bunun diğer bir versiyonu da şudur. Limit x a'ya giderken fx x eksi f a bölü x eksi a'dır. Bu da yine F türev A'yı eşittir. Şimdi bu ikisini bilmek lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de L'Hopital diye bir şey var. Aslında müfredatta yok ama bazen öğretmenlerimiz e, ben de dahil böyle yeri gelince bahsediyorum daha kolay geliyor diye. L'Hopital şudur. Diyelim bir limit sorusunda 0 bölü 0 belirsizliği çıkarsa payın ayrı türevini alırsın. Paydanın ayrı türevini alırsın. Buradan da yine belirsizlikten kurtulabilirsin. Bakın şimdi bu 3 bilgiyi soruda kullanacağım size. Hemen gösteriyorum. Burada x yerine 1 yazınca dikkat ederseniz 0 geliyor pay. E payda da 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliği. Birincisi formülden yaparsın. fx eksi fa bölü x eksi a mantığı var bakın burada. Limit x a'ya giderken. O zaman limit x 1'e giderken f türev x eksi f türev 1 bölü x eksi 1 aslında f türev ikinci türev 1'dir. Çünkü fonksiyonun buradaki kendisi türev fonksiyonu. Onun bir daha türevini aldığınızda f türev değil f ikinci türev 1 soruluyordur. Bu şekilde 1 buradan görebilirsiniz. İkincisi 0 e, bölü 0 belirsizliği olduğu için payın ayrı türevini alıyorum şimdi. F türev x eksi f türev 1'in türevi f'in ikinci türevi x sayının türevi zaten 0'dır. Bölü x'in türevi 1 sayının türevi 0. Hakikaten bakın limit x yerine 1 giderken x yerine 1 yazdığımızda da f'in ikinci türevi 1 oldu. Hangisinden görürseniz görün ama şunu lütfen anlamaya çalışın. Anlarken de daha doğrusu ezberini bilin yani. Böylece limit f h artı 2 eksi f 2 bölü h. E zaten arkadaşlar bu da yine limit tanımının şu formülü bakın en klasik formülü size vermiş burada. 2'den biraz uzaklaşmışız demek bu. Limit 2 artı h eksi f2. Bakın burayı da doldurayım. Normalde işte budur. 2 artı h'tan 2 çıkarılmış. 2'ler gitmiş. O yüzden bu da f türev 2'dir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde söyleriz. O zaman benden sonra f türev 2'yi istiyor. f türev 1 de soruda 4 verilmiş. f'in ikinci türevi daha doğrusu. Yazalım yerine şimdi 4x küp eksi 6x kare artı 2mx bir daha türev al. 12x kare eksi 12x artı 2m. Şimdi bu f'in ikinci türevi yaz yerine 1'i 12 eksi 12 artı 2m eşittir 4'ten m 2 oldu arkadaşlar. Şimdi biz hangisini kullanacağız? Birinci türevi olduğu için burayı kullanacağız. O da neye eşit oldu? 12x kare eksi 12x ee, pardon, birinci türev şurasıydı, affedersiniz. Birinci türev buydu. 4x küp eksi 6x kare artı 4x. X yerine 2 yazalım, f türevi 2'yi bulalım. Ee, buradan da ne oluyor? 8 kere 4, 32 eksi 24 artı 8. 40'tan 24 çıktı, 16 geldi şıkkı. Bu da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ilk şey. Sondan başlayayım. Türev fonksiyonuna çizilen teğet diyor. O zaman bir daha türevini alınca f'in ikinci türevi 1, 3'e eşit. F türev 4'ü soruyor bize. Ona göre bakın bu ifade bu şekilde tamam mı? Şimdi bir üçüncü dereceden polinom fonksiyon var. Bu üçüncü dereceden polinom fonksiyonun türevini aldığınız zaman ikinci dereceye düşer. Ve bunun en geniş olduğu aralık, azalan olduğu aralık. Bakın bunları kök kabul edersek böyle şu an f türev x'i yazdım. fx'i değil. Tablo yaptığınız zaman bakın. Eksi 2, 3 artı, eksi artı ile başladığınızı düşünün. Tamam mı? Olay bu. Gerçekten de o zaman eksi 2 ile 3 aralığında fonksiyon gerçekten azalır, azalan olur. Şimdi buna göre birinci türevi yaptığımız zaman burada f'in ikinci türevi de 1 3 ise ne yapacağız? Bir daha türev alacağız. a x kare eksi x eksi 6. Türevini alırsak a 2x eksi 1 eşittir f'in ikinci türevi. Buradan da arkadaşlar yerine yazarsak a çarpı 1 eşittir. 3 geldi a 3'müş. Şimdi buna göre o zaman fonksiyonun türevi buymuş arkadaşlar. F türev 4 soruluyor bize. Yerine yazdığımız zaman 3 çarpı 4 artı 2'den 6 4 eksi 3'ten 1, 18 oldu, B şıkkı geldi. Soruda arkadaşlar 4 parçaya nasıl ayrılır onu fark etmek lazım. Şöyle bakın şu zirve noktadan kesseniz bir parça buradan altta da iki parça olmuyor bakın iki parçaya ayrılıyor. Şuradan ayırırsanız yine gördüğünüz gibi altta bir parça oluyor üstte Iki, bir parça oluyor, toplam şöyle gördüğünüz zaman bakın iki parçaya ayrılıyor. Ama siz şöyle aradan bir yerden, yani bu iki zirve ve dip arasından bir yerden keserseniz, örnek şuradan kestiğinizde, bakın bir parça, iki parça, üçüncü parça ve dördüncü parça diye şöyle ayrılıyor. Bakın şöyle, şu kısım altta şöyle bir kısım kalıyor ve şöyle bir kısım kalıyor. Toplam gördüğünüz gibi. Burada 4 parça oluyor. O zaman bize mesajı ne? Bunu tepe noktaları arasında bir yerde kesersen işte o zaman 4, 4 tane eşit demeyeyim de 4 tane parçaya ayrılır. Bunu o zaman analitik düzlemde gösterdiğimiz zaman şöyle bir y eşittir k doğrusuyla bölmemiz lazım arkadaşlar. Bunu anlamanın yolda ne? Temsil olarak bu grafiği şöyle çizersek. Bakın şöyle tepe noktasıyla böyle dip noktası arasında bir yer lazım bana. Tepe noktasının ordinatıyla yine tepe noktasının ordinatı arasında değerler vereceğiz. Örnek uyduruyorum burası y eşittir 40 çıktı. Burası da y eşittir 0 çıktı mesela. O zaman 40 ile 0 arasında bütün değerleri verebilirsin demek 4 parçaya bölmek için. Buna bakacağız tamam mı? Şimdi bu parabolün e, polinomun pardon türevini alalım. 6x kare Eksi 6x eksi 12 eşittir. F türev x. 6 parantezinde x kare eksi x eksi 2. Neyi eşitleyeceğiz? Sıfıra. Neden? Türevin sıfır olduğu yerler maksimum ve minimum noktalarıdır. Böylece x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir sıfırdan. x 2 veya eksi 1 olur. Buna göre arkadaşlar x'e 2 verdiğimiz zaman f2 kaç yapıyor? 8 kere 2 16. 16 e, 4 çarpı 3 12 eksi 24 artı 1 x yerine 2 koydum. Buradan eksi 36 16 eksi 20 eksi 19 geldi. F1'e bakalım şimdi f eksi 1'e pardon. E, o da eksi 2 eksi 3 artı 12 artı 1. 15'ten 5 çıktı 10. Demek ki fonksiyonun y değerleri en büyük bakın şurada 10 oluyormuş. Burada da dip oluyormuş. Eksi 19. Eksi 19 ile y ye eşittir 10 ile y ye eşittir eksi 9 arasında bir yer verirsek grafiği 4 bölgeye ayıracak. O zaman 7 bu aralığın içinde eksi 19 ile 10 arasının içinde. Eksi 12 eksi 10 19 arasının içinde ama eksi 24 bu aralığın dışında cevabımız 2 3 e şıkkı. Türevine benzeyen ifadelere bir böyle u demek lazım. Bakın x üzeri 4 artı 1'in türevi nedir? 4 x küp. Sonuçta burada da x küp var. Tamam evet 4 x küp değil ama şöyle halledebiliriz. 4 ile çarp 4'e böl. Böylece bakın artık benzedi. Bu zam o zaman ne diyeceğiz? Türevini aldığımız zaman buna u dediğimizde 4 x küp dx eşittir du. Artık 4x küp dx gördüğümüz yere du yazarız. Küp kök u deriz. İntegral 1 bölü 4 orada durur. u dediğimiz aynı zamanda 3 dediğimiz şeydi arkadaşlar. u üzeri eksi 1 bölü 3 du olacak. Ne yaparız biz? Tabii ki integralini alırken üstü 1 arttırırız. u üzeri 2 bölü 3 olur. Şu arttırdığımızı paydaya yazarız. Bir de 1 bölü 4 burada durur. Artı c'yi de unutmayalım. Bundan dolayı 1 bölü 4, 2 bölü 3 dedik. Ters çevirirsek onu 3 bölü 2. 3 bölü 8, u üzeri 2 bölü 3 artı c. u dediğimiz şey x üzeri 4 artı 1. Bunun arkadaşlar küp kökü bir de karesi. Böylece x üzeri 4 artı 1'in karesinin küp kökü çarpı 3 bölü 8 artı c d şıkkı. Her zaman önce mutlak değer dışına çıkarmak lazım. Burada da zaten x kritik noktamız eksi 1 olduğu için eksi 1'den büyük değerlerde olduğu gibi çıkar. Zaten a da pozitif sayıymış. Bu yüzden eksi 1 ile a arasında olduğu gibi çıkar. Hemen integralini almak kolay. x kare bölü 2 artı x eksi 1'den a'ya. Yerine yazarsak a kare bölü 2 artı a eksi 1 bölü 2 artı 1. Böylece Hatta eksi 1 pardon. Şurası da eksi 1. Buna göre a kare bölü 2 artı a. Şurası eksi 1 bölü 2 olduğu için artı 1 bölü 2 oldu. Eşittir 9 bölü 2. A kare payda eşitliyorum. 2a. 9 bölü 2. 1 bölü 2 çıkarırsak eksi 8 bölü 2. Böylece e, burası da 8 olmuş oldu. a artı 4 ve a eksi 2 eşittir 0. Tabii ki a negatif değil. a pozitif 2 oldu. e şıkkı. fonksiyonda dikkat etmemiz gereken şey 4 ile 7 arasında bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4. Y ekseni ile grafik arasında kalan bölgedir. İşte o yüzden bu mavi ile taradığım bölge olacak. Bakın 4'ten 7'ye kadar. Burada da bir dikdörtgen var. 1 çarpı 3'ten 3. Şöyle bir yarı çapı 3 olan bir çeyrek daire. 9 pi bölü 4. Sonra 5'e geldiğimiz zaman buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman bu da bakın normal fx olduğu için x ekseni ile grafik arasında kalan bölgedir. Burada yalnız neyi göreceğiz? Bu integral değeri alan sormadığı için şurada negatiftir. Eksi 9 pi bölü 2. Burası da 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 arkadaşlar. Bizden ne istiyor o zaman? 3 artı 9 pi bölü 4'ten 9 pi bölü 2 artı 2 yani eksi eksiden artı 9 pi bölü 4 bu da çeyrek daire olduğu için, bu da 9 pi bölü 4 olacak. Eksi 9 bölü 2. Buradan da 9 pi bölü 2 e, 3 kere 2 6 eksi 3 bölü 2 oldu. Payda eşitlersek 9 pi eksi 3 bölü 2 oldu. D El sayılarda türevlenebilirse o zaman bu fonksiyon süreklidir aynı zamanda. Ve arkadaşlar böyle sivri noktalar falan da yoktur böyle keskin geçişler. Çünkü türevlenebilir diyor. O zaman bu fonksiyon şöyle artan bir fonksiyondur. Türevlenebilir. Aynı zamanda sürekli daima artan bir görüntüye sahip olacak. E, gerçi daima artan demeyelim. Şöyle de olabilir bu. Sonuçta hemen o yorumumu düzelteyim. Ama sonuç olarak x eksenini sadece bir noktada kestiğini anlıyorum. Şimdi burada böyle yaptım mesela. Ve şöyle bir A noktasında kesti. Bundan sonra arkadaşlar anlayacağımız şey. F1 çarpı F5 küçüktür sıfırsa bu kök 1 ile 5 arasında. Ama kaç bilmiyoruz. O zaman sıfırla 1 arasında arkadaşlar bakın şurada. Sonuçta 1 muhakkak A'nın solunda kalacak ve negatif bir bölge burası x eksenin altında kalan bölgenin alanı negatif olacağı için bu kesinlikle doğrudur. Sonra geliyoruz ikinciye. 0, e, 3'ten 1'e demiş ya hemen orayı şey yapalım 1'den 3'e yapalım. 1'den 3'e eksi f x eksi 4 bunların yerini değiştirirsek katsayı değiştiriyorduk. Şimdi bir de u'ya döndürürsek aynı mantıkla ne söyleyeceğiz arkadaşlar? x'e 1 verdiğimiz zaman eksi 3 oluyor x'e 3 verdiğimizde eksi oluyor. Böyle bakın fx dx. Bu aynı zamanda buna eşit. Eksi 3 ile eksi 1 aralığında şöyle bir aralıkta gördüğünüz gibi kesinlikle şeklini bilemem grafiğin. Ama bildiğim bir şey var ki o da arkadaşlar x eksenin altında kaldığı için buranın integrali eksi bir de önünde eksi olduğu için artı oldu. O yüzden bu da kesinlikle doğru. Şimdi gelelim 1'den 3'e ve 3'ten 7'ye. Bu ne demek? 1'den 3'e 3'ten 7'ye zaten 1'den 7'ye fx dx demek. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bakın grafiğin bir kısmı aşağıda kalıyor bir kısmı üstte kalıyor. Tabii ki bunun alanlar toplamı şuraya a1 buraya a2 dersek integraller alanlar farkı olacak. Ancak 1'den 7'ye mutlak fx dx dersek alanlar toplamı olur. Bu yüzden a1 artı a2'de a1 eksi a2'den büyüktür. Cevabımız e şıkkı olur. Nix çarpı kod x 1 ve tan y çarpı kod y 1 olduğu için şunu yapalım bakın. Tan x bölü kod y. 3 üzeri m'yi de at öbür tarafa. 27 bölü 3 üzeri m. Yine aynı şekilde tan y bölü kot e, kod x dedim. Burada da at öbür tarafa. Hatta şöyle yapalım tam tersi. Kod x'in aşağısına tan y'ye yatayım bakın. Her iki tarafı tan y'ye bölerek 3 üzeri m artı 2 de sol tarafa at. 9 bölü 3 üzeri m artı 2. Böylece taraf tarafa çarptığımız zaman tan x çarpı kot x 1 olur. Kot y çarpı tan y 1 olur. 27 çarpı 9 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Aşağısı da 3 üzeri m çarpı 3 üzeri m artı 2. Tabanlar aynı üstleri topla çıkar. Eksi m eksi m eksi 2. Böylece bakın 2'ler gitti. 1 eşittir 3 üzeri eksi 2m artı 3 oldu. Demek ki 3 eksi 2m 0 olmalıymış 3 üzeri sıfır olması için. M de arkadaşlar 3 bölü 2 geldi B şıkkı. Toplamın ve kökler çarpımından yararlanacağız arkadaşlar. Kökler kod A ve kot B olduğu için kökler toplamı eksi B bölü A'dan 7 bölü 12 kökler çarpımı c bölü a'dan 1 bölü 12. Şimdi tan a artı b'nin formülünü de yazalım kenarda. Tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b. Şimdi buna göre tan a artı tan b nedir aslında? 1 bölü kod a artı 1 bölü kod b'dir. Burası da 1 bölü kod a çarpı kod b olacak. Dolayısıyla Payda eşitlersem kota artı kod B bölü kod A çarpı kod B oldu. Burada da payda eşitlersek kota çarpı kod B eksi 1 bölü kota çarpı kod B. Bunlar gitti. Kota artı kod B 7 bölü 12. Kota çarpı kod B, kota çarpı kod B de 1 bölü 12 bir de 1 çıkaracağız. Payda eşitlediğimizde eksi 11 bölü 12 oldu. Cevap eksi 7 bölü 11 e şıkkı. Alfa buraya da alfa diyeyim. 135 derece döndürünce şuradan bakın nasıl yapacaksınız. OB ile OC yani hangi kenarı döndürürsek oradan bakacağız. Ya da diyelim siz AO'dan başladınız o zaman OD'ye kadar fark etmez. Şimdi onu da göstereyim. AO'dan başlayıp 135 derece giderseniz AOC'ye 135 eksi alfa kalıyor. Yok ben BO'dan başlayacağım derseniz o zaman yine 135 olması için bakın yine buraya 135 eksi alfa kalıyor. Böylece tanjant 135 eksi alfa soruluyor bize. Bir kenar 1 verilmiş. Bir kenarda kök on, Ondan 1 çıkartırsak 9. Pisagor'dan BO3 geldi. O zaman arkadaşlar tanjant 135 eksi 1. Eksi tanjant alfa 1 bölü 3. Bölü 1 eksi eksi 1 çarpı 1 bölü 3. Neydi formülümüz? Tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta idi. Dolayısıyla yukarısı eksi 4 bölü 3. Aşağısı 2 bölü 3. Cevabımız eksi 2 oldu. A şıkkı. Şimdi burada 30 derecelerden güzelce yararlanmamız lazım. Bakın 30 derece şöyle bir köşegen çizersek gördüğünüz gibi 45, 45 artık burası 90 artı 30'dan 120, 30, 30 üçgen oldu. Hatta ben büyüteyim belki göremeyen arkadaşlarımız olur. Şöyle bir daha yapayım bakın. E, burası köşegenden dolayı 45 derece, burası da köşegenden dolayı 45 derece. Arada 30 var bunlar birbirine eşit. Bir kenar 3 kök 6 a a a kökten 3 kök 12. Sonra a a a kök 3 neden? Burası 120 derece geldi. Böylece 3 kök 36. 36 zaten 6 diye çıkacak. 18 olacak. Aynı yorum burada da var bakın. Yine şöyle 30 derece 45 derece 45 derece yani yine 3 kök 2 e pardon 3 kök 12 3 kök 12, 3 kök 36'dan yine bu da 18 geldi. Şimdi burada bir ikiz kenar yamuk var. Şurası bakın bir ikiz kenar yamuk. Böylece burası 30 derece olduğu için 60 derece, 30 dereceleri kendi vermiş bakın. Buna göre 90'ın karşısı 3 kök 6 ise 30'un karşısı 3 kök 6 bölü 2. Yine aynı şekilde 30'un karşısı 3 kök 6 bölü 2. Kenar 3 kök 6 olduğu için karşısı da 3 kök 6. Bu kenarda toplamda 6 kök 6 oldu. O zaman 36 artı 6 kök 6 yani E şıkkı. 90 dereceyi anlatmak için burada size şunu göstereceğim. Bakın şöyle ve şöyle yaptım. Şimdi biz 90 derece döndürürsek şuradaki K noktası böyle buraya gelir. Sonra bir 90 derece döndürürsek K noktası buraya gelir. Yani A noktası ve B noktası dersek o zaman burası A olur, burası B olur. Sadece arkadaşlar şekil böyle e, A, B aşağı geleceği için yine aynı şekli elde ederiz döndürdüğümüz zaman. Bunun düzgün altıgen olmadığına dikkat edin. O yüzden ne olur ne olmaz diye bu şekilde bir e, döndürme yaptım. 180 derece döndürünce tepe aşağı geldi. Şu kenarda bu kenarla yer değiştirecek. Ekstra özel bir durum olmayacak. Ancak... 5 ve 3 birim sağa gönderirsek 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıymış pardon. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şurası 3 birim de sağa. Böylece A noktası buraya geldi. Şimdi şöyle yarısına bakarsak arkadaşlar. Üst yarısı bunun 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4. Sonra 2 birim Sonra arkadaşlar 4 birim. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Buradaysa buraya kadar bakın gördüğünüz gibi şu kısım karenin içinde kaldı. Burası içeride kaldı. Burada da böyle bir dikdörtgen oldu. Dışarıda kalan kısmı göstereyim size. İşte dışarıda böyle bir bölge kaldı. Bu yeşille taradığım yerde dışarıda kalan biz maviyi bulacağız. Maviyi bulurken de arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum. Burayı sileyim artık gördük zaten. Şöyle bakın bir dik yamuk var. Böyle bir dik yamuk var. Şimdi bu yamukların tabanı 4, burası 2. Burası da tam ortada olacak. Neden? Şöyle bakın 2 birim 2 birim olduğu için burası 2 birim, burası da 4 birim. Orta taban 2 artı 4 bölü 2'den 3 oldu. Alt taban artı üst taban 7 çarpı 2 bölü 2 artı şu alan. Alt taban artı üst taban 4 artı 2'den 6 çarpı yükseklik 4 bölü 2 artı bir dikdörtgen de burada var 2 çarpı 6 toplamda 31 birim kare B şıkkı. AC'yi 12 vermiş eş o zaman 6 6 parçalanacak arkadaşlar. Sonra BD'yi de 8 vermiş. Şimdi burada bizden DC'yi istiyor. Böylece birleştirdiğimiz zaman çapı gören çevre açı 90 derece. Çap 10 olur. D şıkkı. Arkadaşlar şimdi tabii ki analitik düzlemde çizmek en mantıklısı. Çünkü bakın sıfıra sıfırdan geçiyor. 12'ye 9'dan geçiyor. Burası 12-9. Lazım olacak. Tan alfayı kullanalım. 9 bölü 12 yani 3 bölü 4. 9-12-15 üçgeni. Bir de bu çember arkadaşlar x eksenine t etmiş ve merkez doğrunun üstünde olur. Çünkü diyor ki bu doğru çemberi iki eşit parçaya bölüyor. O zaman hemen merkezden TTB indiriyoruz Şuraya A, zaten 8 olarak vermiş teğet olduğu yeri. Tanjant alifaya demin 3 bölü 4 dedik. Buradan da A bölü 8 eşittir 3 bölü 4'ten A 6 geldi. Bundan sonra ne söyleyeceğiz peki? Şimdi 6 olduğu için yarıçap şöyle OP uzunluğu da 6 olur arkadaşlar. Bize e, orijine yakın olan noktayı yani P noktasının koordinatlarını soruyor. Böylece 8, 6, 10 orijinle P noktası arası 4 birim. Buraya X, buraya Y dersek bakın burada da ne söyleyeceğiz? Sinüs alfa yani Y bölü 4 9 bölü 12, 9 bölü 15'e eşit. Buradan y ye eşittir 12 bölü 5. Sonra kosinüs alfa bu da 12 bölü 15'e eşit. Yani x bölü 4. X de arkadaşlar 16 bölü 5 oldu. Toplamları 12, 16 daha. 28 bölü 5 e şıkkı. Analitik düzlemde çizeceğiz. Eğim var, orijin var o yüzden. Şöyle yapıyorum analitik düzlemde. Şimdi doğrunun eğimi, OB doğrusunun eğimi 1 bölü 4 verilmiş ve bunun ordinatı B noktasının 2 ise eğiminin 1 bölü 4 olması için 8 birim olması lazım. Sonra bakın yine şeye dikkat edelim. Diğer doğru da OA A doğrusu da eğimi eksi 1 bölü 2 ve absis eksi 4. Yani burası 4 birim o zaman 2 birim. Yani arkadaşlar aslında 2 A ve B noktaları ordinatları aynı geldiği için bunlar doğrusal bakın ve x eksenine böyle paralel çıktılar. Sonra C noktası da bunların üzerindeymiş. AB'nin üzerinde bakın. Böylece ne oldu? Burada 2 olduğu için doğrunun neymi 1 olduğu için işte buraya 2 birim kalacak. Zaten karşısı 4 birim. Böylece arkadaşlar CB'nin uzunluğu da 6 gelmiş oldu. Şimdi OCB üçgeninin alanı 6S olsun. Taban 6 birim çünkü. AOB'nin alanı Taban 12 olduğu için 12S diyelim. Demek ki 6S'in 2 katı 12S yapar. Ve cevabımız arkadaşlar buradan E şıkkı. Alanlar oranın tabanlar oranına lütfen dikkat edin. Soru da 6'ya 6 bu yüzden 1'e 2 oran geldi. Tüm üçgenin küçük üçgen oranı. Sonra eğimden dolayı burasının eğimi 1 ya o yüzden 2 dediğim için şu uzunluğa da 2 dedim. y eşittir eksi x ve y eşittir 3x doğrularını bir çizelim. Şimdi y eşittir 3x. Şöyle y eşittir eksi x'i çiziyorum. y büyük eşit eksi x demek bu grafiğin üst tarafı demek arkadaşlar. Yine aynı şekilde y büyük eşit 3x yine grafiğin üst tarafı demektir. Demek ki kare bu bölgenin içinde yeşille mavinin kesişiminde. O zaman hemen şu rengi bir değiştireyim. Bakın a köşesi B köşesi dersek A, B, C, D ya da e, şeye göre, harfe göre bakarsak buraya A, buraya B, buraya C, buraya D diyeceğim. C noktasının koordinatları toplamı 24'müş. O zaman mantıklı olan şöyle bir C'ye sanki arkadaşlar A, B, C, D diye yazmak. Şurada A ve B köşeleri sırasıyla Y eşittir, eksi X ve y eşittir 3x demeliymiş. Aslında o unutulmuş. Buradan hani evet bunlar pozitiftir diye tahmin ediliyor mu tartışılır şimdi orası. Biz o yüzden söyleyeyim hani kafası karışan arkadaşlar için. Evet burada sırayla demesi unutulmuş. A y eşittir eksi x üzerinde. B de y eşittir 3x üzerinde. Buna göre arkadaşlar şimdi AB kenarı ve CD kenarı gördüğünüz gibi gerçekten x eksenine paralel. Sonra bu kare bu bölgenin içinde tamam. Ve soruda neye dikkat edeceğim? Harflendirme artık. Şöyle büyüteyim bakın. Şu tanjant alfası 3 olduğu için buraya 3K dersem böyle bakın tanjant alfanın 3 olması için K gelir. Sonra bu da tanjantı 1 olması için normalde 135 derece eksi 1 ama şu açıdan bakarsak 1 olması için buraya da 3K gelir. Demek ki bu karenin bir kenarı 4K'ymış arkadaşlar. O zaman C noktası ne olur? Apsis K. Ordinat 4K, 3K daha 7K. Gördüğünüz gibi K'ya 7K geldi. Koordinatlar toplamı 8K eşittir 24 oldu. K 3 yaptı. Şimdi buradan da yararlanarak D'ye gelirsek bunun apsisi 3K ama eksi 3K çünkü ikinci bölge. Ordinat yine aynı arkadaşlar 7K. Koordinatlar toplamı 4K. K'yı 3 bulduk. Cevabımız 12 D şıkkı. Şöyle bir görseli de en son tutayım. Evet şimdi bakın. Şöyle dosyayı açınca şurada bir silindir parçası oluşacak. Ben onu size şöyle de göstereyim bakın. Şöyle bir silindir parçası bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir açılma olacak. Dolayısıyla yarıçap 38, merkez açı 30 derece, ve yükseklik 12. O zaman taban alanı 64 pi çarpı 30 bölü 360 yükseklik arkadaşlar 12. Dolayısıyla bu 12'ler sadeleşecek 30 bölü 360 12 olduğu için cevabımız 64 pi olacak B şıkkı.